bizi koru. Çünkü ahirette ne var? Sadece cennet yok. Bir de cehennem de var. Azaben nar. Evet. Azaben nar. Güzel. Nardan, ateşten, efendim o azaptan da bizleri koru. Şimdi arkadaşlar bakınız burada biraz tecvid diyelim ama artık tecvid okuyacağız inşallah. Ama aslında bunlar da birer tecvid kaidesi. 2-3 ders önce, 2-3 gün önceki dersimizde bahsetmiştik. Dikkat ediniz. Nun harfini çeken burada ne var? Bir tane elif var değil mi? Bir de şöyle bir işaret var. Bakınız bu işareti orada gördüğümüzde kırmızıyla işaretlenmişti. İşte bu işaret bize neyi gösteriyordu? Orada 4 elif miktarı çek diyordu değil mi? Onun için çektik bunu işte arkadaşlar. 4 elif miktarı. Rabb. Rabbena antina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten. Evet, okuyalım. Rabbena antina fid dunya niye haseneh diye kaldık özellikle? Size şunu vurgulamak için kaldım burada. Şu gördüğünüz T harfi var ya, kapalı T dediğimiz arkadaşlar. Buna dikkat ediniz. Bakınız şu, pardon, şu T'dir bakınız. Şuna biz kapalı T diyoruz bakınız. Kapalı T. Şu da açık T'dir. Onun için ona kapalı T diyoruz. Veyahut da şu tip de yazılabilir. Üzerine şöyle iki nokta da konulabilir. Bu da kapalı T'dir. Bu da kapalı T'dir. Bu kapalı T'lerde dikkat ediniz arkadaşlar. Kaldığımız zaman yani vakıf yaptığımız zaman ne yaptık burada şimdi? Kaldık. Haseneten demedik. Okumadık T harfini. Kaldık. Yani vakıf yaptık orada. Sesimiz tükendi, nefesimiz kesildi veya orada kalmak icap etti, kaldık. Veyahut da bazen burada secavent dediğimiz vakıf işaretleri vardır. İnşallah tecvid dersinde göreceğiz sonunda. Bunu nasıl kalıyoruz burada? Kalırken dikkat ediniz. He sesiyle kalıyoruz. Ha sesiyle. Yani güzel he var ya. Şu iki gözlü ha dediğimiz. Şu sesle kalıyoruz. Dikkat edin. Haseneten. Geçersek. Haseneten ve dediğimiz zaman T harfini okuyoruz. Kaldık burada. Nefesimiz bitti. Hasene. Oradaki T'yi neye çeviriyoruz? Ha'ya çeviriyoruz. Bu kaideyi unutmayın. Kur'an-ı Kerim'in her yerinde geçerli. Bazen hafızları dinlerken Allah Allah burada T harfi vardı. Niye bir H sesi çıkardı derseniz vakıf yapmıştır. Geçecekse zaten T harfini okumak mecburiyetindedir. Geçmeyip orada kalıyorsa bunu H sesiyle kalıyor. Dikkat ediniz. Hasene. Okuyalım. Hasene. Bir de geçerek okuyalım. Dikkat ediniz. Haseneten ve qina azaben nar. Evet. Haseneten ve qina. Güzel. Anladık mı şimdi? Demek ki geçerken telaffuz ediyoruz ama kalırken orada vakıf yaparken o yuvarlak T'yi ha sesine çeviriyoruz. Evet. Evet, bu ayeti bitirdik. Şimdi duanın ikinci ayeti. Efendim beni, annemi, babamı, müminleri efendim o hesap gününde, o hesap günün dehşetinde affet diyoruz değil mi? Yine Allah'a yalvarıyoruz yani. Evet. Rabbena ufirli. Evet. Rabbena ufirli. Evet. Veli valideyye. Deyye. Deyye. Sıkınız, korkmayınız. Deyye. Deyye. Evet, yanın üzerinde böyle bir şedde gördüğünüz zaman sıkarak okuyunuz. Evet. Veli valideyye. Evet. Veli valideyye. Evet. Validemiz diyoruz ya işte. O anne, burada kullanılıyor bakınız. Aslında Kur'an kelimelerini biz Türkçe'de yani günlük hayatımızda çokça kullanıyoruz. Türkçe'de dedim, yani bunu yanlış olarak kullanmadım. Adeta Türkçenin içerisinde bütünleşmiş, Türkçe ile bütünleşmiş. Yani onu ondan ayırt edemezsiniz siz yani. Her zaman anne baba demiyoruz, validem diyoruz değil mi? Ne kadar da güzel ve kibar kullanıyoruz yani. Ebeveyn diyoruz mesela. Aynen bu kavramlar, bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor. Biz onları almışız,
Kur'an kelimelerini günlük hayatımıza uygulamışız ve günlük hayatımızda adeta onlar bizim dilimizle, lisanımızla, Türkçemizle bütünleşmişler. Zaman zaman onları atalım matalım diyoruz. Attığınız zaman ortada bir şey kalmıyor, çıplak kalıyor. Hani bir zamanlar demişler ki, bu Tiktül kurumunun başına bir yazı yazalım da işte burada Arapça kelime kullanmak yasaktır falan diye. Şimdi orada öyle bir cümle kullanmışlar ki kullandıkları cümle 10 kelimelik 8 tanesi yine Arapça. Efendim 8 tanesi yine Arapça. Mecbursunuz yani, başka türlü kullanamazsınız bunu. Çünkü dillerin hepsinde bu vardır. Dikkat ediniz, bundan 5-6 ders önceydi yine Harun, Süleyman gibi kelimelerde söyledim. Dedim ki size bunlar İbranice'den geçmedir. Kur'an-ı Kerim onları almış çünkü İbranice'dir onlar ama onları aynen kullanmış. Bakınız bunun bir mahsuru yok. Evet. Velil müminine. Evet. Velil müminine yevme yekumul hisab. Şimdi okuyayım bu iki ayeti, takip ediniz yine. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Bakınız, buradan tekrar alıp bakınız, usul de odur. Tekrar buraya tamamlayacağım. Ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Tabii ki tecvid kaidelerine göre okuyorum. Bunlar hafızada yer etsin diye. Evet. Rabbena ğfirli ve livalideyye ve lilmü'minin. Bakınız kelimenin ortasındayız, ayetin ortasındayız. Ama ben burada vakıf yapmam icap etti. Yani burada vakıf demek durmak demek. Burada vakf yapmam icap etti ve burada durdum. Durduğum zaman dikkat ediniz, bu sondaki nun harfinin üstün olan harekesini sükuna çevirdim. Bu da bir kaidedir. Yani son harfi harekeye atıyoruz. Orada vakıf yaparsak sükun üzerine duruyoruz. Velil müminin. Ayetlerin sonunda da gelecek, göreceksiniz. Şimdi tekrar aldığım zaman bu harekeyi okuyorum. Velil müminine yevme yekumul hisab. Bakın burada da vakıf yaptım. Yine şu bağın üzerindeki ötreye ne yaptım? Atmış oldum. Adeta buraya bir cezim getirdim. Evet, cezim işaretini getirmiş oldum. Buna dikkat edelim. Evet arkadaşlar, salli barik ve iki duamızı da böylece okumuş olduk namazda. Bundan sonra iki dua daha okuyacağız. Efendim, fakat o iki duada oldukça 22. dersimizdeki dualar biraz daha telaffuzları zor. Fakat çok nefis bir mana yüklü olan iki duamız. Ondan sonra direkt olarak Kur'an efendim surelerine geçmiş olacağız. Bugünkü dersimizi güzel bir şekilde dinleyip ve bana iştirak ettiğiniz için hem sizlere hem de değerli seyircilerimize teşekkür ediyor. İnşallah 22. derste daha güzel bir hazırlıkla buluşmak üzere diyor ve hepinize saygılar sunuyorum. Thank you.